Türkiye'de yaşamı bayrama çevirmek çok kolay aslında. Herkese saygı duyacaksınız. Kimsenin yaşam tarzına, kimliğine müdahale etmeyeceksiniz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye olacak. T24'e hoş geldiniz. İçine bayramı da alan uzun bir kapanma sürecinin içinde toplumun değişik kesimleriyle ve siyasi parti liderleriyle yaptığımız söyleşi serisinde bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bayramın sözlük anlamı milli veya dini bakımdan kutlanan gün ama mecaz anlamda sevinç ve neşeyle tarif ediyor. Sizinle hem sözlük hem mecaz anlamını konuşacağız ve söyleşi serisinin adını veren Türkiye'de hayat nasıl bayram olur sorusunu sonuna saklayacağız. Çünkü sıcak siyasi gündem var karşımızda. Mesela bir animasyon var. AKP'nin hazırladığı, daha sonradan yayından kaldırdığı, 128 milyar dolar sorusunu belki biraz unuttururuz diye düşündüğü ama sizin o animasyondaki ağzınızdan defalarca bu sorunun tekrarlatıldığı bir animasyon. Ne diyorsunuz bir animasyonu? Kendinizi nasıl buldunuz? Animasyonu nasıl buldunuz? Kaldırılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Murat Bey, önce şunu ifade edeyim. Gerçekten animasyonu ilk izlediğimde gülümseyerek izledim ve arkadaşlara dedim ki ya gerçekten siz emin misiniz? Yani bunu AK Parti'nin yayına koyduğundan emin misiniz? Evet dediler. Ve çok iyi dedim. O zaman biz bunu alalım kendi sitemize koyalım. Dolayısıyla biz de bunu yayınlayalım diye. Şöyle, Murat Bey, samimi bir düşüncemi ifade etmek gerekirse AK Parti artık Türkiye'yi yönetemiyor. Yani bu noktaya gelmiş durumda. Bir şeyler yapmak istiyor ama beceremiyor. Bizi eleştirmek istiyor ama eleştiremiyor. Çünkü aslında ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Beni asıl üzen ise trollerini çok zor durumda bırakmaları. Çünkü trolleri de ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Her söylediğimiz doğru. Yani eğer yanlış bir şey varsa zaten bütün alanlardan üstümüze gelirler. Ama söylediklerimizin hepsi doğru. 128 milyar dolar, evet. 128 milyar doların nerelere gittiği, kimlere verildiği, nasıl harcandığı ve neden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yetkileri bir protokolle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilir? Yani genelgelerle yönetilen, protokollerle yönetilen bir devlet konumuna geldik. Yasalar tamamen askıya alındı, anayasa askıya alındı. Böyle bir süreçte karşı karşıyayız. Ben samimi olarak düşüncemi ifade etmek gerekirse, ülkeyi yönetemiyorlar, yönetemediklerinin de farkındalar. Sözde bizim 128 milyar dolar nerede sorumuzu en azından tiye alacaklardı ve bunun doğru olmadığını sözde ifade edeceklerdi. Ama onlar da gayet iyi biliyorlar ki bu sorunun cevabını veremediler ve 128 milyar dolar nerede sorusu hala yanıt bekliyor. Kemal Bey, tabii hani animasyon, gülümsüyoruz, konuşuyoruz falan ama tabii 128 milyar dolar konusu son derece ciddi bir konu. Ekonomistler ortaya çıkarttı. Siz bunu hemen hemen her grup toplantınızda dile getirdiniz. Kamuoyunun gündemine oturttunuz. Fakat tabii şöyle de bir durumla karşı karşıya kaldık. 128 milyar dolar neredeyi sormak için CHP'nin astığı pankartlar, savcı talimatı polis zoruyla aşağı indirildi. Aslında hakaret yok, şiddete çağrı yok, nefret suçu yok ve hukukla alakası olmayan bir şekilde bunlar aşağı indirildi. Tabii bir de böyle bir durum var. Yani soran ana muhalefet partisi, diğer partiler de sordular gerçi ama bu hukuksuz bir şekilde aşağı indirilen bir şeyle karşı karşıyayız. Yani aslında gülümsemenin dışında hem soru meşru hem bu meşru sorunun ortadan kaldırılması için yapılan çabanın son derece hukuksuz olduğunu da görüyoruz. Şimdi az önce ifade ettim. Bunlar artık ülkeyi yönetemiyorlar. Yönetme güçleri, bilgileri, birikimleri, kapasiteleri neredeyse sıfırlanmış vaziyette. Dünyanın en normal sorusunu soruyoruz aslında. Yani eğer biz değil, herhangi bir kişi de sorabilirdi bu soruyu. Yani 128 milyar dolar bir analiz, bir bilançoları analiz eden kişiler var zaten. Onlar da daha önce bunu defalarca gündeme getirdiler. Ben bir yıldan fazladır gündeme getiriyorum. Ama bir türlü yanıt alamayınca dedik en iyisi biz bunu pankart yapalım. Billboardlarda soralım bu soruyu. Artı
Billboardlar dışında da kendi il binalarımızda, ilçe binalarımızda 128 milyar dolar nerede? Sorusunu soralım. Bakın, hakaret yok, küfür yok, hiçbir şey yok. Sadece bir soru soruyoruz ve soruyu kimin adına soruyoruz? Aslında vatandaş adına soruyoruz. Yani 83 milyon kişinin merak ettiği bir soruyu devleti yönetenlerin çıkıp yanıtlaması gerekiyor. Çünkü daha önce 128 milyar dolar nerede diye sorduğumuzda her kafadan bir ses çıktı. Birisi dedi ki 128 milyar dolar satılacak paramız hiç olmadı. Birisi dedi ki 128 milyar dolar aynen kasada. Bir başkası dedi ki ne 128 milyar dolar? Onu aldık Merkez Bankası. Bir kısmı vatandaşın elinde, bir kısmı başkalarının elinde. İyi de kim? Hangi kur üzerinden, ne zaman, niçin sattınız? Biz bunları bilmiyoruz. Hala da bilmiyoruz. Dediğiniz gibi bu olay aslında espriyle geçiştirilecek bir olay değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir savaşa girse kendisine ait bir senti bile yok. Bir dolar diyordum ama bir senti bile yok. Merkez Bankası'nda şu anda eksi 46 milyar dolarlık bir rezerv, yani başkalarının paralarını getirip Merkez Bankası'nın kasasına koymuşuz ama o para da bizim değil. Eksi 46 milyar dolarlık bir rezerv var. Dolayısıyla 128 milyar artı 128 milyarı siz Merkez Bankası'nın yetkilerini bir protokolle elinden alıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu parayı niçin, hangi gerekçelerle, hangi kur üzerinden, kimlere sattığını açıklamıyor. Şu çok önemli bir şey daha var, onu da ifade edeyim. Bakın Murat Bey, geçmişte Merkez Bankası döviz satmadı mı? Elbette sattı. Yani satıyordu, ihaleye çıkıyordu. Ondan sonra yapılan satışları gerçekleştikten sonra kendi internet sitesine koyuyordu. Şu kur üzerinden şu kadar dolar, avro neyse sattım diye. Merak eden analistler, iktisatçılar, para politikasını izleyenler, maliyeciler Merkez Bankası'nın internet sitesine girip Merkez Bankası'nın dolarları, avroları yani dövizi hangi kur üzerinden kaça sattığını orada görüyordu. Ama bu böyle bir tabloyu görmedik. Çünkü o tabloyu Merkez Bankası bilinçli olarak koymadı. Neden koymadı? Çünkü kendisi satıcı değildi. Aslında yanıtlaması gereken Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki bu soruya Merkez Bankası'nın yanıt vermesi lazım. Doğru olanı budur. İyi de Merkez Bankası bunu satmadı ki. Asıl bu soruyu ya da bu öneriyi getiren bakanın kendisinin yanıtlaması lazım. Kendisinden önceki Hazine ve Maliye Bakanı bunun satışını yaptı. Bütün kayıtlarının da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o açıklamaları yapmak zorundalar. Bunun peşini bırakmayacağız. Onu ifade edeyim. Eğer siz ülkenizi seviyorsanız, ülkenizin çıkarlarını savunuyorsanız, ülkenizin geleceğini düşünüyorsanız, devleti bu kadar pespaye bir anlayışla yöneten bir siyasi iktidara vatandaş adına bu soruları sormak zorundasınız. Ve onlar da bu soruların yanıtını vermek zorunda. Kemal Bey, tabii siz maliye kökenlisiniz. Türkiye'de geçmişi düşündüğümüz zaman hatırlarsınız 2001 krizi sırasında dönemin Merkez Bankası Başkanı kime sattığı 5 milyar dolarlık bir para satılmıştı. Hem kendi hesabını değiştirip dolar yapmıştı, hem sattığı kimdi, hangi kurdan hangi bankalara sattı, yabancı bankalar falan da vardı. Çok uzun süre konuşuldu. Bu dava konusu oldu. Yargıtay'a gitti, ceza kesinleşti. 2002 meclisinde bununla ilgili özel bir komisyon kuruldu. Yani Türkiye 2001'de 5 milyar doların hesabını sorarken kim aldı, kimler aldı sorusunu sorarken 20 sene sonra bunu sormak suç haline geldi. Murat Bey, Erdoğan bütçeyi sunarken yanlış hatırlamıyorsam 2003 bütçesini sunarken parlamentoda ondan önce bir yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulmuştu. Ben de o komisyonun üyesiydim. Bu konu da gündeme gelmişti. Merkez Bankası'nın yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar 9 milyon dolarlık bir satışı var. Ve dönemi Merkez Bankası Başkanı kendisine döviz endeksi bir hesap açmış. Bu konu gündeme geldi ve Erdoğan çok sert bir şekilde bunu hangi dolardan kime sattığınız tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağım diye oldukça ateşli bir konuşma yaptı ve bütün AK Partililer de alkışladılar. Şimdi
Değil 4 milyar 900 milyon, 128 milyar dolar. 128 milyar dolar. Üstelik Merkez Bankası da değil. Yasalara aykırı olarak bir protokolle Merkez Bankası'nın yetkisi alınıyor. Banka Meclisi'nin yetkisi alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devrediliyor yasalara aykırı olarak. Ve Hazine Maliye Bakanlığı'na deniyor ki bu parayı ben talimat vereceğim. Kim istiyorsa o kur üzerinden verin. Ve veriliyor. Acaba beşli çete buradan ne kadar para aldı? Bakın bir daha beşli çete kaç lira döviz aldı ben merak ediyorum. Vatandaşa soruyorum Murat Bey. Manavı var, kasabı var, taksicisi var, servisçisi var, efendim köylüsü var, çiftçisi var, işçisi, emeklisi, memuru. Soruyorum 128 milyar dolardan 1 dolar aldın mı? Alan yok. Peki kim aldı bu paraları? Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulurken partisi ilk iktidar olduğunda şahin kesilen ve bütün yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gideceğim diyen Erdoğan neden 128 milyar dolarla ilgili doğruları söylemiyor ve vatandaşla paylaşmıyor? Asıl yanıtlanması gereken bana göre soru bu. Bu soru 128 milyar dolar nereye gitti sorusundan çok daha önemli. Eğer devleti yönetirken devleti bir şirket gibi yöneteceğiz diyor. Bir şirket gibi dahi yönetmeden. Çünkü bir şirketi basiretli bir iş adamı gibi yönetirsiniz. Ama devleti soyulacak bir organ gibi görüp onun soyulmasına göz yumarsanız verecek hesabınız var demektir. Bunun cevabını almış değiliz. Kemal Bey, bu tam kapanma, gerçi pandeminin başından beri yani arka arkaya yapılan hatalar o kadar çok geniş kitleleri etkiledi ki biraz sonra ekonomi kısmında size onu soracağım ama bu son kapanma sürecinde marketlere satılacak ürünler listesi. Yani böyle bir çocuk oyuncağı gibi bir genelge çıktı, başka bir genelge sağlık ürünlerine kadar bu gitti falan ama esas başlangıcı biliyorsunuz bir alkol satışı sözle İçişleri Bakanı'nın sözüyle başlayan bir yasaklama oldu. Arkasından Hıfzı Saha'nın kararıyla yasaklayacağız, yasakladık dendi. Geçen gün Sayın Bakan televizyonda sağlığa bağladı bunları. Esasında hani konu alkol satışı değil ya da başka satışlar değil. Doğrudan hani insanların yaşamlarına, tercihlerine, hayatlarına bir müdahale şeklinde de algıladı. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Murat Bey baştan söylemiştim. Bunlar devleti yönetemiyorlar. Devleti yönetmekten acizler diye karar alıyorlar. O kararın sonuçlarını bilmiyorlar. Çünkü saraydan bakınca vatandaşın derdi görünmüyor. Kimin ne alacağı, ne vereceği pek belli değil. Vatandaş alışverişe çıktığı zaman neyi alacağını bilmiyorlar. Dolayısıyla kendilerine göre bir karar veriyorlar. Verdikleri karar sosyal medyadan veya siyasilerden veya vatandaşlardan, örneğin esnaf odalarından bir tepki gelince o tepkiyi düzeltmek için tekrar bir genelge çıkarıyorlar ama çıkardıkları genelge başka bir soruna yol açıyor. Aslında devlet dediğimiz kurumun akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle yönetilmesi lazım. Bir karar aldığınız zaman o kararın yansımalarını mutlaka görmeleri lazım. Onu test etmeleri lazım. En baştan beri bakın COVID-19 olayı Türkiye'nin gündemine geldiği andan itibaren ilk çağrım şu olmuştu Erdoğan'a. Bu ülkeyi seven bir vatandaş olarak yapmıştım. Lütfen ekonomik ve sosyal konseyi toplayın. Karşısına da bakanlarınızı koyun. Sorunlu yaşayanları bir dinleyin. Sorunlu yaşayanları dinledikten sonra çözümler üretin. Sorunlu yaşayanları hiç dinlemiyorlar. Karar alıyorlar, sorunlu yaşayan bir yere basıyorlar, bir başka yerden feryat çıkıyor. Oraya müdahale ediyorlar, başka bir yerden feryat çıkıyor. Çünkü dediğim gibi ülkeyi yönetmekten tamamen kopmuşlar. Yani bir saray atmosferi var, sarayın bir ekosistemi var. O sistem içinde herkes mutlu, o sistem içinde sorun yok. Bir bağırtı geldiği zaman ona uygun bir çözüm getiriyorlar ama o çözüm başka bağırtılara yol açıyor. Bunların devleti yönetme gibi bir bilgileri, bir becerileri kesinlikle yok. Kişilerin özel yaşamına müdahalesi, başka şeyler, dediğim gibi devleti sağlıklı yönetme
gücünü kaybettiğiniz andan itibaren aldığınız her karar devlet yönetiminde yeni sorunların doğmasına yol açar. Bunların da yaptığı odur. Alınan her karar yeni sorunların doğmasına yol açıyor. Kemal Bey, bu son olarak bu Ekrem İmamoğlu soruşturması var biliyorsunuz. İçişleri Bakanı'ndan başlamışken biraz oradan gideyim diye düşündüm. Şimdi iki tane boyutu var. Bir, ellerini arkadan bağladı Ekrem Bey. Fatih Sultan Mehmet'in kabrinin olduğu yerde ki eşinin yeri kabriydi. Neyse, el arkada noktası. İki, HDP'li belediyelerle görüşme kısmı. İkiye ayrılan. İçişleri Bakanı yeni bir hukuka şey getirdi, bakış getirdi. Yaptığı bana göre suç ya da değil dönemi biliyorsunuz. Hani daha evvel insanları itham ettikleri terörist, hain falan böyle bir sürü şey vardı ama bana göre diye bir suç şeklinde ortaya çıkmış oldu. Hem Ekrem İmamoğlu'nun bu elleri arkada yürüme ve HDP'li belediyelerle görüşme kısmı hem bana göre suçu nasıl tarif ediyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Akıl dışı, yani tarifse eğer akıl dışı bir tanımlama. Yani akılla bağdaşmayan, hukukla bağdaşmayan, normal yaşamla bağdaşmayan bir tanımlama. Bana göre suç. İyi de siz kimsiniz? Siz ceza kanunu musunuz? Parlamentonun onayladığı, sizin her söylediğinizin bir yasa metni ya da yasal düzenleme olduğunu kabul eden bir Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı mı var? Nereden alıyorsunuz siz böyle bir yetkiyi? Bana göre suç. Ve bunu söyleyen de işin garip tarafı tabii, devletin bütün güvenlik güçlerini yöneten kişi aynı zamanda, talimatıyla yöneten kişi. Polisi ve jandarmasını yöneten kişi. Size göre suç. Size göre suç olduğu andan itibaren, yani suç şahsileştiği andan itibaren, o zaman herkes beğenmediği kişiyi suçlayabilir. Şu soruyu sormak lazım. İçişleri Bakanı bu gücü nereden alıyor? Bu anlayışı nereden alıyor? Erdoğan'dan alıyor. Erdoğan soğan patates üreticilerini bile terörist ilan etmedi mi? Terörist dedi bunlar. Bakkalları terörist ilan etti. Şimdi balık baştan kokar diye bizim bir atasözümüz var. En tepedeki istediği kişi istediği zaman en ağır şekilde suçlayabiliyor, terörist ilan edebiliyor. Bizim 128 milyar dolar nerede sorusunu bile suç kabul edip, hakaret kabul edip pankartlardan indiriyorlar. Süleyman Soylu da onu yapar tabii, İçişleri Bakanı da onu yapar. Yani dolayısıyla baş öyleyse etrafı da böyle olacaktır. Kendisine göre suç yaratacaktır. Talimat efendim suçmuş da yine de soruşturma için izin vermeyecekmiş. Ver kardeşim. Eğer suç konusunda soruşturma iznini vermiyorsan o zaman sen suçlusun. Kendisi de kabul ediyor aslında. Söylediğinin doğru olmadığını kendisi de kabul ediyor. Ama bir şekliyle yukarıya yaranmak için, Erdoğan'a yaranmak için böyle bir söylem geliştirmiş. Benim şahsi kanaatim bu. Ekrem Bey tutumuyla, davranışıyla gerçekten bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak topluma örnek olan bir kişi, yaşayışıyla da topluma örnek olan bir kişi. Herkese saygı duymuştur, inançlara saygılıdır, insanlara saygılıdır. Kendisi gibi düşünmeyen insanlar da dahil olmak üzere saygılıdır, çevreye saygılıdır, İstanbul'a saygılıdır. İstanbul'a ihanet etmemek için geçmişte yapılan ihanetleri nasıl telafi ederim diye çaba harcayan bir belediye başkanıdır. Şimdi onun elini kolunu bağlayarak acaba hizmet edemez hale nasıl getirebiliriz diye bir arayış içindeler. Murat Bey, bütün belediye başkanlığı arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın ola ki asla şikayet etmeyeceksiniz. Sizin göreviniz şikayeti aşmak, bariyeri aşmak ve vatandaşa hizmeti götürmektir. Onu yapıyorlar. Onlar istediği kadar konuşsunlar, istediği kadar bağırsınlar, ne söylerlerse söylesinler. Belediye başkanları bulundukları beldede hiçbir çocuğun yatağa aşk girmeyeceği bir beldeyi güzelleştirecekler diye, bir beldeyi inşa edecekler diye. Böyle güzellikler yapacaklar. Bir taraftan el arkadan bağlama konuları soruşturma konusu olurken bir taraftan da çok ciddi gündeme gelen konular hiç bakılmıyor. Örnek hemen vereyim efendim. Bir süredir biliyorsunuz bir organize suç örgütü lideri Sedat Peker yurt dışından videolar Türkiye'ye yolluyor.
Çok ağır ithamlar var. Kimle ilgili var? İşte Mehmet Ağar'la ilgili var. Oğlu AKP milletvekiliyle ilgili iddialar var. İşte onun iddiasına göre mala çökme var, başka konular var. Şimdi biz aslında 3 Kasım 1996 Susurluk'taki o meşhur kaza. Orada Türkiye bir şeyle yüzleşmişti Kemal Bey. Yani orada ki arkasından gelen süreçte işte Türkbank ihalesine Alaaddin Çakıcı'nın nasıl katıldığı, siyasetin nasıl bu yeraltı örgütleriyle bağlantıda olduğu. Bir evvele gidersek 1987 yılındaki meşhur MIT raporu, polisin bir kısmıyla yeraltı. Yani şimdi 2021 yılında tekrar bir şeyler konuşulmaya, çünkü belli ki hesaplar çakıştı, farklı farklı yerlere gitti, ortaya dökülmeye başladı. Tekrardan bugünleri yaşıyor, bunları görüyor olmamızı nasıl yorumluyorsunuz? Devleti yönetememe, bazı çevrelere teslim olma, yani mafya örgütünü ya da örgütlerini, değişik mafya grupları var Türkiye'de. Bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar, zaman zaman da çatışma içindeler. Şimdi Sedat Peker efendim yurt dışına giderken bunlar bu suç ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi. Bir başka mafya lideri bir ülkenin siyasal partisinin başkanı olan bir kişi tarafından gidilip hapishanede ziyaret edildi mi? Edildi. Serbest bırakıldı mı? Bırakıldı. Onunla ilgili özel düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Eski bir İçişleri Bakanı gidip bunlarla beraber bir fotoğraf verdi mi? Verdi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı bu tartışmalara sadece seyirci. Türkiye'de uyuşturucu ne kadar arttığını acaba biliyorlar mı? Fakir fukaranın çocuklarının önce uyuşturucuya alıştırılıp sonra bunların torbacı yapıldığını biliyorlar mı acaba? En çok AK Parti'ye oy veren mahallelerde bu olayların çok daha büyüdüğünü biliyorlar mı acaba? Bu uyuşturucu ticaretinin yöneticilerinin kim olduğunu hepsi biliyor. Hepsi biliyor. Kokain kullanan, pudra şekeri kullanan o gençlerin günahı yok. O gençlerin önüne o kokaini koyanlara asıl siz hesap soracaksınız. Onlara hesap sorulur mu? Asla sorulamaz. Asla sorulamaz. Türkiye insan kaçakçılığı cennetine döndü. Her taraftan geliyorlar. Sınırlar kevgir gibi. Nerede bu ülkenin güvenlik güçleri? Nerede bu ülkeyi kim nasıl yönetiyor? Kim nerelerden nasıl besleniyor? Bunlar bilinmiyor mu? Hepimiz biliyoruz. Ben Saadettin Tantan İstanbul Emniyet Müdürü'yken İstanbul'da bütün suç örgütlerini sıfırladı. Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde. Müthiş bir başarı göstermişti. Suç örgütlerinin tamamı İstanbul'un varoşlarına ve yani Emniyet Müdürü'nün denetleyemeyeceği alanlara gitmişlerdi. Demek ki siz kararlı olursanız, tavrınızı açık ve net yasalardan ve insan haklarından yana koyarsanız, mafyayı engellersiniz, yeraltı örgütlerini engellersiniz. Eğer siyasetçiyle mafya el ele tutuşursa, bunlar bir araya gelip de kendi sorunlarını bir şekliyle mafya aracılığıyla çözmeye çalışırlarsa, Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmiş olur. Yaşadığımız tabloda maalesef budur. Murat Bey, birbirlerini eleştiriyorlar, devlet seyirci. Evet. Ki o organize suç örgütü liderlerinden bir tanesi de sizi tehdit etti. Şu anda özel olarak korunan Çakıcı biliyorsunuz, dava arkadaşımız diye sizi tehdit etti. İçişleri Bakanı gene sustu. İçişleri Bakanı daha tırnak içinde kendine göre kolay gördüğü konularda konuşup böyle ya işte bizim ortağa bir şekilde dokunan bir şey varsa biraz duralım diyor herhalde. O da onun bakışı olarak not etmek gerekiyor. Devleti yönetenler, yani hükümet olanlar suçlamazlar. Hükümet olanlar var olan suçu engellerler. Bir suçun oluşmasını engellerler. Siz suçun oluşmasını engellemiyorsunuz. Onların sırtını sıvazlıyorsunuz. Allah aşkına bu Türkiye'yi Amerika'ya kaçan Rıza Zarrab neydi? Rıza Zarrab devletin protokolüne oturtulmadı mı? Rıza Zarrab için iki kez Amerika'ya
nota verilmedi mi? Neden bize vermiyorsunuz Rıza Zarrab'ı diye. Yine suç örgütü bir kişi daha var Türkiye'de, şimdi yurt dışına o da kaçtı. Bir holdingin sahibi, Amerika'da kara para ile aranan kişi Türkiye'den elini kolunu sallayarak çıktı. Baran Korkmaz SBK Holding. Onu söylüyorsunuz değil mi? Evet, elini kolunu sallayarak çıktı. Peki siz de devlet olarak hangi önlemi aldınız? Hükümet olarak hangi önlemi aldınız? Yazık, günah değil mi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını bu şekliyle yerle bir ediyorsunuz? Bütün bunların üzerinde hepsinin üzerinde durmamız lazım. Yine aynı şekilde 17-25'ten sonra bile terör örgütüyle, yani Fethullah Gülen terör örgütüyle efendim ilişkisini sürdüren kişiyi devletin protokolünü almadınız mı? Fethullah Gülen'i ben unuttum mu sanıyorlar? Hayır. Hala büyük ihaleler veriyorlar. Hala veriyorlar. Bankasya'nın önünden geçeni hapse attılar. Beyefendiler krallar gibi yaşıyorlar. Biz bunları biliyoruz. Hükümet eğer mafya ile gerçekten etkin mücadele yapmak istiyorsa, kararlı bir mücadele yapmak istiyorsa, bütün veriler devletin arşivlerinde vardır. Kimin ne yaptığını devlet çok iyi bilir. Ama bütün mesele devletin arşivinde aldığı, gördüğü olayları devleti yöneten hükümet yetkililerinin görmemesidir. Onların sırtını sıvazlamasıdır. Asıl acı olan da zaten budur. Aslında çok görülen şey var Kemal Bey. Yani hani Türkiye'nin gözünün önünde olan, soruşturma açılmayan. Bir örnek daha vereyim. Başka konulara geçeceğim. Çok basit bir yolsuzluk tanımı var Kemal Bey. Kamu yararını kişisel çıkar için kullanmaya yolsuzluk deniyor. Dünyanın referans aldığı bir şey. Şimdi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kısa bir süre evvel görevden alınan, kendi şirketinden kendi yönettiği bakanlığa mal satarken yakalandı. Yani gazeteciler, Oda TV ilk olarak bu haberi yaptı, yakalandı. Ne bir soruşturma var, ne bir konuşan var, ne bir iktidardan bir açıklama var. Sanki yani vakayı adiye gibi, sıradan bir olaymış gibi öyle duruyor orta yerde. Mesela bu konuda herhangi bir girişim yok. Murat Bey, bana bıraktım Türkiye Cumhuriyeti tarihini. Dünyadaki bütün ülkelerin tarihlerine bakın. Rüşvet alan kişi, rüşvet aldığı %100 bilinen kişi bir başka ülkeye büyükelçi atanır mı? Atadılar. Rüşvet aldı, belli. Hatta birisinin rüşvet belgesini ben açıklamıştım, 1 milyon dolar açıklamıştım. Üstelik dava dosyasından çıkarmıştım bunu. İki tane büyükelçimiz rüşvet aldı. Alan kişiler ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti bayrağını taşıyorlar. Şimdi orası öyle olursa Ticaret Bakanı da böyle yapar. Ne olmuş yani? O da diyor ki ne olmuş yani? Şirket kurduk mu? Kurduk. Malzeme lazımdı. Biz de gittik kendi şirketimizden aldık. Efendim dışarıda daha ucuzmuş. Önemli değil. Devlet varlıklıdır. Devlet zengindir. Benim şirketime biraz daha para ödemiş. Bu da yolsuzluk sayılır mı diyor. Kim diyor? Erdoğan söylüyor. Açık söylemiyor bunu ama. Açık söylemiyor. İçinden, yüreğinden burada yolsuzluk yoktur diyor. Çünkü yolsuzluğu meşrulaştırdığınız andan itibaren yolsuzlukla mücadele edemezsiniz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağım. Efendim parmağımda şu yüzükten başka bir şey görürseniz bilin ki Recep Tayyip Erdoğan hırsızlık yapmıştır diye açıklamalar yapan bir kişi nerelerde oturuyor? Mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor. Tehdit edildiğinde dahi sesini çıkaramıyor. Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz diyemiyor. Peki Ruhsar Pekcan mıydı? Pekcan. Evet. Yani bakanlıktan aldık. Ne olacak bakanlıktan? Yarın onu da bir yere büyükelçi tayin ederler. Ne olacak yani? O da 3-4 maaşı birden alır. Köşeyi döner zaten. Rüşvet alanlar büyükelçi atandığına göre potansiyel büyükelçi adayımız da Ruhsar Pekcan. Bu konunun yalnız arkasını bırakmayacağız Murat Bey. Bu konuda bir soruşturma komisyonu açılması için imzalarımızı atacağız. Bütün meclisteki milletvekillerinin imzasını açacağız. Bakalım tüy bitmemiş yetimin hakkını kim savunuyor, kim savunmuyor?
Yolsuzlukların arkasında kapı gibi duran kim? Yolsuzlukların karşısında duranlar kim? Bunu da kamuoyunun önüne koyacağız. Böylece hani efendim bizde yolsuzluk olmaz, şu olmaz, bu olmaz falan filan değil. Bütün bunların hepsini toplumun önüne koyacağız ve topluma diyeceğiz ki artık zamanı geldi. Şapkayı önümüze koyup hep beraber düşünmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'm belli kişilere çıkar sağlayan bir organizasyon değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti soyulan bir devlet olmamalıdır diyeceğiz yani. Kemal Bey, dünyada pandemi kadar çok ciddi bir diğer kriz iklim krizi. Yani esasında gerçek madenlerin, gerçek gücün, memleketlerin ağacı, suyu, çevresi, ormanı olduğunu biliyoruz. Ama her geçen gün başka bir yerden bir çevre katliamı haberi geliyor. En son İkizdere biliyorsunuz. Orada direnen köylüler var. Oradaki durum var. Çok iç sıkıntısı. Daha evvel işte Hasankeyf'i biliyoruz, Cerrahtepe'yi biliyoruz, Kaz Dağları'nı biliyoruz. Esas madenleri Türkiye kaybediyor. Bir taraftan da Kemal Bey yine geri dönemeyecek bir şekilde herhalde Haziran'da temeli atılacak Kanal İstanbul konusu var. Dün akşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu burada kaybedeceğimiz su havzası, biliyorsunuz Kanal İstanbul yapıldığı zaman İstanbul'a su taşıyan çok ciddi su havzaları yok olacak, gidecek. Burada kaybedeceğimiz su havzasını, yeni yapacağımız iki barajda çok daha fazlasını İstanbul'a kazandıracağız diyor. Yani dünya iklim krizi yüzünden su kaybediyor, su riski var. İstanbul çok ciddi bir riskle karşı karşıya ama biz hani yeni baraj yaparız. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani bu çevre felaketleri, yeni felakete ulaşabilecek Kanal İstanbul projesi? Devleti soyulacak bir organizasyon olarak görüp yarattığınız rantları da kendinizin hakkını, kendinizin hakkıymış gibi düşünürseniz Kanal İstanbul'da olur, başka kanallarda olur. Yani İstanbul'a gökdelenleri dikip biz İstanbul'a ihanet ettik manzarayı gördükten sonra vicdanının sesini dinlediği zaman ya biz İstanbul'a galiba ihanet ettik diyen bir kişiden her şey beklenir. Niye beklenmesin yani? Bakınız o havzayı gezdim. Olağanüstü güzel bir doğa harikası aslında. Tarihi eserleri var. Çok güzel, çok güzel ama bir doğa harikası orası. Orayı yok edeceksiniz. Murat Bey şunu açık ve net olarak ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etmesinler. Kime verirlerse versinler. İktidar olduğumuzda bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa, biz eğer o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki, bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Türkiye soyulacak bir ülke değildir. Türkiye birilerine rant yaratacak bir ülke değildir. Eğer bir rant varsa bir yerde, o rantın sahibi orada yaşayanlardır. Orada yaşamayıp, efendim bilmem hangi ülkede yaşadım, orada arsalar aldım, arsalardan büyük vurgunlar vuracağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti size rant sağlamak zorunda değil ki ya. Hükümetin oturması, konuşması lazım. Burada eğer bir rant varsa bu rant İstanbullarındır. Ne kanalı? Ne yapıyorsunuz siz bu kanalla? Dünyanın parasını buraya nasıl gömüyorsunuz? Onu yapacağınıza Haran Ovası duruyor orada. Gidin sulayın Haran Ovası'nı. Mavi Tünel. Konya Ovası bekliyor. Mavi Tünel'i yapın. Hadi gidin Aksaray, Mersin Demiryolu'nu yapın. Hızlı trenleri yapın. Samsun, Mersin, petrol boru hattını yapın. İskenderun petrol boru hattını yapın. Yük azalmış olur en azından. Boğazların yükü çok daha hafiflemiş olur. Bütün bunlar çok daha düşük maliyetlerle ve çok daha ekonomik. Üstelik Türkiye ekonomisine katkı yapacak dünyanın projeleri var. Paraları buraya harcayın. Neden oraya harcanıyor? Hangi gerekçeyle oraya harcanıyor? Toplumun önüne çıkıp aklı başında bir adam açıklama yapmış değil. Çünkü bu akılcı bir proje değil. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Samimi düşüncemi ifade edeyim. Gerçekleşeceğini sanmıyorum. Arada bir gündem değiştirmek için bunu yapıyorlar. Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu projeye gireceğini de düşünmüyorum. Artı bankaların buna finans kaynağı ayıracağını da düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka
buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık net söylüyorum. Bu ülke talan ülkesi değildir. Talan edilecek ülke değildir. Herkesin sorumluluğu vardır. Kredi açanların da sorumluluğu vardır. Bizimle dost ülkelerin, dost olan ülkelerin de kendilerine göre sorumlulukları vardır. Biz bunların hepsini düşüneceğiz, gereğini de yapacağız Murat Bey. O yüzden ben Kanal İstanbul'un ya ihaleye bile çıkılacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin tabii Çünkü hani esas yakıcı gündemi yoksulluk malum. Yoksulluk öyle bir noktaya geldi ki derin yoksulluk ağı var Hacer Fogo. Ben de onlarla zaman zaman geziyorum. Onun söylediği sokaklara gidiyorum. Hakikaten çok ciddi bir şekilde yaygın. Bir taraftan böyle bir durum var. Bir taraftan Türkiye'nin dışında dünyada mesela kapitalizmin merkezinde Amerika'da bile Joe Biden 100. gün konuşmasında zenginlerden daha fazla vergi alacağı, tam servet vergisi istemedi ama benzer bir şey söylemeye başladı. Yani başka bir şey oluyor. Thomas Piketty'nin öncülüğünde bir grup akademisyen bir araştırma yaptı. Yoksullar daha evvel son 30-40 senede dünyada da sola fazla oy vermemişlerdi. Tekrar bir geri dönüş var mı yok mu tartışılıyor. Önemli tartışmalar var. Şimdi temel olarak Kemal Bey, yani yoksulluğu çözmek. Çünkü hani yoksulu bağımlı hale getirmek de bir politika oldu ne yazık ki yıllarca. Yani yoksullar bağımlı hale gelecekler, bize oy verecekler. Onun yerine yoksulluğu çözmeyi tercih etmediler. Cumhuriyet Halk Partisi işte sizin deyiminizde dostlarıyla beraber eğer iktidar olursa bu yoksulluk için, çözmek için hangi yollara gidecek ve bu işte konuşulmaya başlayan servet vergisi konusu dünyada konuşuluyor. Türkiye'de sizin kafanızdan bu tip bir proje geçiyor mu? şöyle bizim yoksullukla mücadele ve yoksulluğu gerçekten bu bölgede ya da Türkiye satında yok etmenin yolu mantıklı bir yöntemle yok etmenin yolu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesinin bütün hükümlerini Türkiye'de uygulamak. Uygulanmayan bir sigorta dalımız var. Aile destekleri sigortası. Aile destekleri sigortasını uygulayacağız. Böylece geliri olmayan veya geliri belli bir rakamın altında olan bütün ailelere aile destekleri sigortasından katkı yapılacaktır. Bu 1971 yılında yanlış hatırlamıyorsam parlamentoda kabul edilmiş 102 sayılı sözleşme. Bunun hayata geçirileceği söylenmiş. En son rahmetli Ecevit döneminde işsizlik sigortası kabul edildi. Şimdi aile destekleri sigortası 50 yıldır bekliyor. Çıkmıyor bir türlü. Çünkü özellikle AK Parti yoksulluğu sonlandırmak değil, yoksulluğu yöneterek oy devşirme politikası olarak gördü bunu. Biz bu alanı tümüyle bu anlayıştan arındıracağız. Eğer bir yerde yoksulluk varsa doğrudan doğruya yoksullukla mücadele, aileye de belli bir gelir güvencesini sağlama. Tabi bütün bunlar yapılırken şu da bir gerçek. Siz bunları yapacağım ama kaynak nereden? Az önce sizin de sorduğunuz gibi kaynak nereden? Sağlıklı ve tutarlı bir vergi politikasıyla bu sağlanabilir. Devlette olağanüstü bir israf var. İsraf büyük ölçüde engellenebilir. Kaynaklar verimli ve doğru yerde ve zamanda kullanılabilir. Çünkü Türkiye çok dinamik bir ülke aslında. Pandeminin özellikle gelir dağılımında büyük bozulmalara yol açtığını biliyoruz. Örneğin sanayici veya üretici herhangi bir sıkıntısı yok onun. Sürekli fabrikalar çalışıyor. Onlar ihracatı yapıyorlar. Zaten Türk lirası da değer kaybedince çok daha cazip hale geliyor. Ama bunun yanında asgari ücret dediğimiz bir rakam var. Bu rakamla geçirmek mümkün değil. 10 milyonun üstünde işsiz var. Ve bu işsizlere iş alanı yaratılamıyor. Dolayısıyla bütün bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Güçlü bir sosyal devlet. Para ve vergi politikalarını da bu bağlamda kullanmak lazım. Şu anda vergi politikası diye bir politika zaten söz konusu değil. Her şey para politikasıyla çözülmek isteniyor. İşte 128 milyar doların arka kapıdan birilerine peşkeş çekilmesinin temelinde de bu para politikasını kurtarıcı politika olarak görmelerinden kaynaklanıyor. Oysa maliye ve para politikasını dengeli kullanmazsanız, çünkü
Para politikası geçicidir ama kalıcı olan maliye politikasıdır, bütçe politikasıdır, vergi politikasıdır. Bu politikalarla siz para politikasıyla desteklersiniz, üreten bir Türkiye inşa edersiniz, istihdam alanı yaratırsınız ve Türkiye bütün bu sıkıntıları büyük ölçüde aşmış olur. Bu konuda bizim çalışmalarımız var. Murat Bey, çok güzel bir projemiz var. O projeyi şimdi üzerinde çalışıyoruz. Bir grup uzman arkadaş çalışıyor. Onu önümüzdeki günlerde, yani seçime yakın bir dönemde kamuoyuyla paylaşacağız. İstihdam yaratan bir proje. Türkiye'yi gerçekten 5 yıl içinde gerçekten olağanüstü bir yere taşıyacak olan bir proje. Bunların hepsini yapacağız. Efendim, tabii yoksulluk bir taraftan Türkiye'de öyle bir noktada ki geçen hafta bayramda yayınlanmak üzere hem DİSK Başkanı Aruz Çerkezoğlu hem Osman Elbek, doçent doktor, Tıp Tabipler Birliği'nden konuştuğum zaman yoksul pandeminin özellikle yoksul kesimleri, mavi yakalıları vurduğunu söylüyorlardı. Özellikle D100 karayolunun üst kısmı diye tarif ediyor Osman Elbek. Çin ile aramızı bozan başlıklar yaptınız dediler. İnsanların Uygur Türklerine yapılan Çin baskısı protesto etmesi ki muhalefet sizler de yaptınız tüm dünya ile beraber. O bir suç unsuru olarak ortaya kondu. Veya Dışişleri Bakanı Almanya'da turistleri görünce herkes aşılanacak diye Türkiye'deki insanları nereye koyduğunu ortaya çıkarttı. Yani yoksulların hem maddi durumu kötü, evde kalmak zorunda olanların işleri yok, paraları da yok. Dışarıda olanlar hastalanmış durumda, aşı yok. Bir de böyle bir durumla karşı karşıya Türkiye. Murat Bey, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı eski tanımıyla Zehra Hanım bir açıklama yaptı. Efendim, yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan kalktı diye. Dünyadan habersiz bir bakan ancak böyle olabilir. İntiharlardan bile haberi yok bunun. Ya bir insan intihar ediyorsa ve intihar sadece bir bölgede değil, Türkiye'nin değişik bölgelerinde insanlar açlıktan, yoksulluktan, borçlarını ödeyememekten intihar ediyorlarsa ve o ülkeyi yöneten bir hükümet erbabı bütün bunlardan habersiz ve yoksulluk artık hele hele derin yoksulluk hiç yoktur diyorsa gerçeklerden tamamen kopmuştur. Kemal Bey, biliyorsunuz hanımefendiyi ödüllendirip bakanlıktan sonra özel bir kardemiri atadılar yüksek bir maaşla. Yani hani bu bilmemesinin karşılığında bir de ödül aldı bakanlıktan alındıktan sonra. 39.425 lira aylıkla. Evet. 39.425 lira. Asgari ücret de 2.825 lira. İyi de oraya şimdi bakan maaşı alacak. Arkadan gidecek 39.425 lira aylık alacak. Şimdi bu baktığı zaman yoksulluk var mı? Yoksulluk yok. İmkanı var mı? Her türlü imkanı var. İstediği her şeyi alabiliyor. Çünkü kendi dünyasını 83 milyonun dünyası olarak görüyor. Oysa sen ülkeyi yönetiyorsun. Sen hükümet erbabısın. Gerçekleri bilmen lazım. Sen asgari ücret verirken 2.825 lira verirken, hükümet olarak verirken asgari ücreti, biz asgari ücreti 3.100 lira yaptık. Murat Bey, Karkamış Belediye Başkanımız, Gaziantep'in en küçük belediye başkanlarımızdan birisidir nüfus olarak. Nurak, Kahramanmaraş'ın belediye başkanı. En küçük ilçelerden birisidir. Bu ikisi 3.100 lira asgari ücret veriyorlar. En düşük 3.100 lira. Koskoca bütçeyi yöneten Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti 2.825 lira veriyor. Bu neyi gösteriyor? Onların yönetemediğini ama bizim yönettiğimizi gösteriyor. Onların emeğe değer vermediğini, bizim emeğe değer verdiğimizi gösteriyor. Bizim en küçük belediyeler bunu öderken, onların devasa bütçeleri var ama bunu ödemiyorlar. Ama kendilerine ayda 39.425 lira parayı alabiliyorlar. Bir yerden değil, iki yerden değil, beş yerden aylık alanlar var. Devleti arpalığa çevirdiler bunlar. Bizim arpalıklar broşürü de vardı Murat Bey. Onu da yasakladılar. 128 milyar dolar nerede pankartlarını astık, yasakladılar. Efendim, Cumhurbaşkanı'na hakaret diye. Arpalıklar broşürümüzü de yasakladılar. Orada da kimin nerelerden ne kadar nasiplendiğini, her birisinin nerelerden kaçar lira maaş aldığını bir broşür halinde yayınlamıştık. Aşılara gelince,
Dün parti sözcüğümüz çok güzel bir belge açıkladı. Sayın Sağlık Bakanı dedi ki biz Çin'le doğrudan sözleşme yaptık, Sinovac'la doğrudan sözleşme yaptık, arada aracı yok. Birinci gerçek, bakan doğruyu söylemiyor, arada aracı var, Keymen ilaç. Soru şu, devleti yöneten bir bakan hangi gerekçeyle kendi halkına yalan söyler? İki, seçtikleri firma yani Keymen İlaç, devlet malzeme ofisiyle yaptığı sözleşme dolayısıyla belli bir parayı ödemek zorunda ona, teminat vermek zorunda. Teminatı veremiyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti aşı gibi yaşamsal bir alanda bir sözleşme yapıyor ama sözleşme yaptığı şirket devlet malzeme ofisine teminat verebilecek parayı bulamıyor. Dünyada böyle komik duruma düşen ya da zavallı duruma düşen bir hükümet gördünüz mü siz? Sözleşme yapıyorlar. Rakamlar var. 20 milyon Aralık ayında, 20 milyon Ocak ayında, 10 milyon da Şubat ayında. Yani 50 milyon doz aşı Şubat ayının sonunda Türkiye'de olacak. 50 milyon doz aşı. Bu şu demektir, 25 milyon insan iki aşıyı yapmış olacaktır. Olmadı. Niye olmadı? Olmadığı takdirde malum Keymen ilaç teminat yatıramamıştı. Teminat yatıramadığı için Sinovac devreye girdi. Ben size 1 milyon doz aşıyı bedava göndereyim. Sen bunu 12 milyon dolara sat, teminatı yatır. 50 milyon doz aşı gelmediği için teminat mektubu paraya çevrildi mi, çevrilmedi mi? Bu sorunun da yanıtı şu ana kadar verilmiş değil. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu soruya yanıt vermesi lazım. 50 milyon doz aşı hangi gerekçeyle gelmedi? Kimler engelledi? 50 milyon doz aşı gelmediği için firmanın yatırdığı teminat mektubu paraya çevrildi mi, çevrilmedi mi? Teminat mektubunun miktarı ne kadardı? Dedim ya, bunlar devleti yönetmiyorlar. Yönetemiyorlar devleti. Aciz içindeler. Kemal Bey, şimdi bu siz altını yönetememenin çok çiziyorsunuz ve bazı anketler var. Metropol'ün bir anketi var şu anda önümde. Metropol'e göre Millet İttifakı'na yakın hissedenler %46.1'e ulaşmış durumdalar. Cumhur'a yakın olanlar ise %42.8'de kalıyorlar. Yani Millet İttifakı'nın bir şeyi açılmaya başlamış gözüküyor. Metropol'ün son anketi. Yakın hissedenler açısından. Geçenlerde İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Millet İttifakı'nı genişleyebileceğini de söyledi. Deva, gelecekten de bahsetti. Nedir efendim bu ittifakların birleşmesi konusunda, yani genişlemesi konusunda, Millet İttifakı'nın genişlemesi konusunda nasıl adımlar atıyorsunuz? Hangi noktalarda birleşip bir araya geliyorsunuz? Murat Bey, biliyorsun şu anda Millet İttifakı dediğimiz bir ittifakımız var. Milletvekili seçimlerinde bu ittifakı oluşturmuştuk. Yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu değildi ama vatandaşlar oturup kendi ittifaklarını bir şekliyle gerçekleştirdiler. Daha sonra Deva Partisi kuruldu, Gelecek Partisi kuruldu. Bundan sonra başka partiler de kurulabilir mi, kurulamaz mı, onu da önümüzdeki süreç içinde göreceğiz. Şimdi şöyle, var olan sistemden ya da rejimden rahatsız olan bütün partilerin ortak geliştirdikleri bir söylem var. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeniden dönelim. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim derken eskiye dönelim değil. Eskinin hatalarını tümüyle telafi ederek, darbe hukukunun bozduğu bütün o anlayışları, düzenlemeleri tümüyle değiştirerek çağdaş, uygar, yeni bir anayasayı oluşturalım ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem olsun. Bakan, bakanlar, başbakan parlamento içinden çıksın. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafsız olsun. Cumhurbaşkanı böyle her gün, her saat konuşmasın. Belli günlerde, belli aralıklarda, belli zaman dilimlerinde konuşsun. Konuştuğu zaman her partiliden vatandaş rahatlıkla Cumhurbaşkanını dinlesin. Böyle bir tablo istiyoruz biz. Artı
ödenen vergilerin hesabının mutlaka verilmesi lazım. Yani devlet yönetiminin şeffaf olması lazım, saylama olması lazım, devlete liyakat olması lazım, her önüne gelenin belli yerlere atanmaması lazım. Devlette liyakati çökerttiğiniz zaman devletin hizmet verebilecek olan bütün mekanizmalarını bir anlamda çürütmüş olursunuz. Bu çerçevede bir çalışma var. Şimdi şöyle Murat Bey, Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyoruz biz? Tabii bunu da toplumun önüne, vatandaşın önüne koymamız lazım. Biz bir çalışma yapıyoruz. Sayın Davutoğlu bir çalışmayı yaptı, geldi çalışmayı bize ve diğer partilere sundu. Biz bu çalışmayı yaptık diye. Sayın Babacan bir çalışma yapıyor. Onların Deva Partisi. Biz bir çalışma yapıyoruz. Çalışmamızı bitirdik. Kendi Merkez Yönetim Kurulu'na sunduk çalışmayı. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda parti meclisine sunacağız. Daha sonra bunu ilkeler haline getirmemiz lazım. İlkeler haline. Yani hangi ilkelerden yola çıkarak biz ya da hangi ilkeleri benimseyerek biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. O ilkeleri belirledikten sonra da herhalde oturulup Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya gelip bir karar vereceklerdir. Yani parlamenter sistem isteyen partilerin bir araya geldiği bir ittifak oluşmaya başladı. Deva ve Gelecek de buraya yakınlar. Efendim, bu konuyla ilgili son iki sorum kaldı. Bir tanesi, HDP burada nereye düşüyor? Yani HDP'yi iktidar ötekileştirmek, işte hedef göstermek için çok çaba içinde ve burada hani bu sayılanlar arasında HDP yok. HDP'yi nerede tutacak? Millet İttifakı nasıl görüyor burayı? Şimdi bizim Millet İttifakı'nın içinde HDP yok. Ama HDP'nin zaman zaman yöneticileri de güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyorlar. Onların da hakkını yememek lazım. Dolayısıyla böyle bir düzenleme, zaten bu düzenleme bir anayasal değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla anayasal değişiklik olduğu zaman siz parlamentodaki bütün partilerin de destek verebileceği bir düzenlemeyi istersiniz. O öyle bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi istersiniz. Yani ben güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken Cumhur İttifakı'nı oluşturan pek çok milletvekilinin var olan sistemin yanlışlarını gördüler, hatalarını gördüler. Bunun Türkiye için bir felaket olduğunu gördüler. Bir derebeylik anlayışının Türkiye yönetimine egemen olduğunu gördüler. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi onlar da kabul edeceklerdir. Onlar da benimseyeceklerdir diye düşünüyorum. HDP'yi de bu bağlamda düşünmemiz lazım. HDP elbette ki yani siyasal yaşamımız açısından siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuru iseler HDP de bu unsurlardan birisi zaten. Efendim, MHP bir anayasa önerisinde bulundu. 100 maddelik bir öneride bulundu. Daha çok aslında mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemini biraz daha kalıcı hale getirmek için yapıldığı anlaşılan bir öneri serisi. Şimdi tabii burada şöyle bir durum var. Hani AKP de kendisi hazırlıyor, beraber olacaklar ama şimdi Cumhur İttifakı'nın mecliste MHP ile beraber 337 tane sandalyesi var. Değişiklik için 400, referandum için 360. Yani referandum için bile 23 milletvekili gerekiyor. Bu anayasa MHP'nin ortaya koyduğu süreci bir şekilde hani zaman kazanmak için mi görüyorsunuz? Yoksa 23 milletvekili buluruz umutları mı var? Veya siz hani belli ki çok ayrı bir yer. Bir taraf Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyor. Bir taraf çok net güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Bunların buluşamayacağı da belliyken hani bunu nasıl görüyorsunuz bu teklifi? Tümüyle gündem değiştirmeye yönelik bir uygulama olarak görüyorum. Çünkü bugün samimi söylemek gerekirse AK Parti milletvekillerinin pek çoğu var olan sistemden memnun değiller. Kamuoyu yoklamaları da zaten bunu gösteriyor. Devletin bütün yetkileri bir kişiye bağlanamaz. Bir kişi devlet adına her şeyi yapamaz. Yani bir koltukta bir karpuz olur. Yani bir koltukta iki karpuz bile olmaz. Biz bırakmışız iki karpuzu, yüzlerce karpuz vermişiz. Genelge dahi yani karar yazıyor, yazdığı kararı 3 gün sonra değiştiriyor. Resmi gazetede tarih atmasını dahi bilmiyorlar. Tarihi bile yanlış atıyorlar. Düşünün ya, devletin resmi gazetesi. Hiç olmayan hatalar, hiç başımıza gelmeyen yanlışlıkları, bütün bunların tamamını görüyoruz. Dolayısıyla bu mümkün değil.
Böyle bir anlayışla devlet asla yönetilemez. Bakın Murat Bey, bizim bir gemimiz Akdeniz'de aranmak istedi. Libya'ya acaba silah götürülüyor mu, götürülmüyor mu diye. 4 saat kimse Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkiliye ulaşamadı. Yani 4 saat dediğim Roma'daki büyükelçi. Sonra arama yapacağız dediler. Büyükelçi bir saat daha izin verin dedi. Yani belki ulaşırız dedi. 5 saat geçti, kimse ulaşamadı. Kime? Erdoğan'a. Çünkü Erdoğan dışında yetkili yok. Ve gemi arandı. Ya savaş çıksaydı ne olacaktı? 5 saat ne olacaktı? Dolayısıyla bu tabloyu her vatandaşın bilmesi gerekiyor. Her vatandaşın görmesi gerekiyor. Bu tablo bize yakışan bir tablo değildir. Bize yakışan tablo, bir parlamenter sistemimiz var. Bunun güçlenmesi lazım. Ya eksiklikler var mıydı? Evet vardı. O eksiklikler kriz yaratabiliyor veya çıkarabiliyor muydu? Evet vardı. Bütün bunları telafi etmek mümkün mü? Evet, telafi etmek mümkün ve telafi edeceğiz dostlarımızla birlikte. Kemal Bey, bu AKP'nin tabanında da bu erimeyle beraber bir arayış var. Ama bir taraftan da hani benim de konuştuğum muhafazakar kesimdeki eski AKP'liler ya da daha farklı kesimler bir endişe taşıyorlar. Ki bu endişeyle ilgili Karar Gazetesi'nde Ahmet Taş getiren "Ya giderse" diye bir köşe yazdı, biliyorsunuz. Yani işte başörtüsü ile ilgili sorunlar tekrar geri gelir mi? Veya işte kazanılmış hakları bu. Çünkü çok haksızlığa uğradılar bu ülkede başörtüler. Okula gidemediler, başka yere gidemediler. Veya işte bu sistemde tekrar dışlama olur mu? İşte bir takım kaybederse Erdoğan ve AKP özel soruşturmalar, özel yargılamalar olur mu? Bunu merak ediyor muhafazakar kesimdeki insanlar ve bu soru önemli tabii. Evet. Murat Bey, devlet kinle, intikam duygusuyla, öfkeyle yönetilmez. Dolayısıyla hani böyle devri sabık yaratacağız, çıkaracağız mahkeme, bunlar doğru değil. Bu anlayış doğru değil. Devletin ciddiyetine ve vakarına yakışmaz. Dolayısıyla bu anlayış darbeler döneminde olan bir anlayıştır ve intikam üzerine mahkemeler kurulur. Mahkemeler bağımsız ve tarafsız değildir. Dolayısıyla o mahkemelerin verdiği kararlar belli bir zaman diliminden sonra toplum vicdanında sorgulanır ve yapılan yanlışlıklar nedeniyle idam ettiğimiz, astığımız kişiler adına üniversiteler kurarız, yollar yaparız, havaalanları yaparız, isimlerini veririz. Yaptığımız hataları telafi etmek için. Bu defteri tümüyle kapatmamız lazım. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla devleti bilgiyle, birikimle, ahlakla, adaletle yönetmek zorundasınız. Bunu yaptığınız takdirde zaten vatandaş size güvenir. Karşılıklı güveni sağlamak zorundasınız. Efendim işte CHP iktidara geldiği takdirde, efendim işte başörtüsü, şu bu, acaba elde ettiğimiz kazanımlar tekrar elimizden alınır mı diye bir kaygı pompalanmak isteniyor. Murat Bey, dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda orada Temel Bey de olacak. Temel Bey'e başörtüsü konusunda güvenmiyorlar mı? Temel Bey demeyecek mi? Kardeşim ben buradayım. Güvence ise en büyük güvence benim diyecek. İyi Parti orada olacak. Güvence mi? En büyük güvence o. Dolayısıyla hani yanlış bir algı üzerinden acaba işte gidip oyumuzu verirsek Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir tablo ortaya çıkar mı? Bakın daha önce koalisyonlar seçimlerden sonra oluşurdu. Parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanamazsa. Şimdi koalisyonlar yeni düzende seçimlerden önce oluşuyor. Biz Millet İttifakı'nı, dostlarımızla beraber iktidar olacağımızı ve dostlarımızla beraber Türkiye'yi adaletle yöneteceğimizi söylüyoruz. Kaldı ki öteden beri ısrarla söylediğim bir söz var. Hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını kısır siyasete alet etmeyeceğiz. Artık Türkiye bunları aşmak zorundadır. Eğer Türkiye bunları aşmazsa o zaman Türkiye siyaset Türkiye'yi sorun haline getirebilir. Buradan kesinlikle ayrılmak gerekiyor. Biz herkesin kimliğine, yaşam tarzına,
Herkesin inancına saygı göstereceğiz. Bizim sorunumuz ne? Onun çocuğu işsiz mi değil mi? Geliri yeterli mi? Yeterli değil mi? Hastaneye gittiği zaman iyi tedavi oluyor mu, olmuyor mu? Engelli çocuğu varsa kent engelliler için yaşanabilir bir kent haline geldi mi, gelmedi mi? Yani sosyal yaşamda herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir Türkiye inşa etmek. Ana hedefimiz bu. Bunu yapacağız. Evet. Erken seçim bekliyor musunuz Kemal Bey? Bir seçim olabilir mi? Yani bu sıkışmışlıktan herhangi bir şekilde böyle bir noktaya doğru Türkiye gidebilir mi? Türkiye'yi yönetemeyecekler. Havlu atmak zorundalar bir süre sonra ve seçime gitmek zorundalar. O zaman tabii bunun tarihini belirleyecek olanlar Erdoğan'la Bahçeli. Evet. Son sorum efendim şu. Aslında bu serinin de ana sorularından bir tanesi. Türkiye'de hayat hepimiz için, herkes için nasıl bayram olur Kemal Bey? Türkiye'de yaşamı bayrama çevirmek çok kolay aslında. Neden çok kolay? Şunun için söylüyorum. Bir, herkese saygı duyacaksınız. Kimsenin yaşam tarzına, kimliğine müdahale etmeyeceksiniz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye olacak. Ben hep şunu söylerim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin. Çünkü atacağınız tweet dolayısıyla, yazacağınız yazı dolayısıyla asla yargılanmayacaksınız. Asla kötü muamele görmeyeceksiniz. Özgürce eleştireceksiniz. Ve ben de yapılan bütün eleştirilerden ders çıkarmaya çalışacağım. Hatam varsa hatamı gidermeye çalışacağım. Bir siyasetçi için vazgeçilmez alan eleştiridir. Eleştiri gelecek ki biz eksiğimizi görelim. Ve dolayısıyla kendimizi yeni bir arayış içine itelim. O eksiklikleri gidermeye çalışalım. Bütün bunları yapacağız. Artı herkese iş imkanı sağlamak, saydam olmak, her kuruşun hesabını vatandaşa vermek. Vatandaş bilmeli ki ben vergi ödüyorum, benim vergim doğru yerlere harcanıyor. İsrafı engellemek, israfı önlemek. Kredi yurtlar kurumundan borç alan öğrenciyken borç alan, daha doğrusu kredi alan öğrenciler var. Şimdi bunların hem işi yok, hem bunlardan para istiyorsunuz, haciz uyguluyorsunuz babalarının gelirlerine. Buna benzer çok dramatik olaylar var. Bütün bunların tamamını bakın Murat Bey, bir hafta içinde çözeceğiz. Bir hafta içinde. Bir hafta içinde şu görülecek. Çiftçisi ve esnafı faizleri nasıl silindiğini görecek ve tanık olacak. Çiftçi ve esnaf gerçekten de bayram yapacak. Yüz binlerce üniversite öğrencisi kredi yurtlar kurumundan aldığı kredi dolayısıyla faizlerin nasıl silindiğini görecek. Bütün bunların tanığı olacak. Hepsini bayrama, Türkiye'yi bayrama dönüştürmek çok kolay. Eski bir maliyeci olarak 27,5 yılını devlete veren bir kişi olarak ve yaşamanın her alanının hesabını kendi ülkesinin insanına veren bir kişi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Vatandaş gibi yaşayacaksınız. Vatandaşın sorunlarına her zaman ama her zaman kulak vereceksiniz. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Türkiye zengin bir ülkedir. Türkiye çok kısa süre içerisinde bütün sorunlarını aşıp bölgesinin en güçlü ülkesi olabilir. Ve yine şunu söyleyeyim. İktidar olduğumuzda Allah nasip ederse ne Mısır'la, ne Suriye'yle, ne Irak'la, ne İran'la hiçbir sorunumuz kalmayacak. Bütün sorunlarımızı çözeceğiz. Ben Mustafa Kemal'in bize bıraktığı çok güzel bir özdeyiş vardır. Yurtta ve cihanda barış diye bütün bunların hepsini bir şekliyle hayata geçireceğiz ve barışı kendi bölgemizde de sağlamış olacağız. Bütün maddi ve manevi ihlal edilen hakların tamamını telafi edeceğiz. Hiç kimse uğradığı bir haksızlık dolayısıyla, hani benim haksızlığa uğramışsınız, bana telafi etme sözü verdiniz. Evet, onu da yerine getireceğiz. Mutlaka telafi edeceğiz o haksızlığı da. Bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Haksızlıkların üzerine gideceğiz. Kemal Bey, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza. Bir şey daha. Buyurun efendim. Çevreyi koruyacağız. Özellikle gençler, yeni kuşak çevre konusunda çok duyarlı. Ekosistemi koruyacağız. Şunu kabul ediyorum. İnsan olarak bizim haklarımız var ama bizimle birlikte yaşayan bütün canlıların da hakları var. Biz onları da korumak zorundayız. Artı
Türkiye'nin geleceğini iyi okumak zorundasınız. Dünyanın geleceğini iyi okumak zorundasınız. Bakın, internet altyapısı en ağır ve en kötü olan ülke Türkiye. Avrupa Birliği içinde. Neden? Türkiye bunu hak ediyor mu? Bütün bunları çözeceğiz. Gençler özgürce bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezecekler. Hiç kimse onlara müdahale etmeyecek. Onlar yeri geldiğinde siyaset kurumunda, siyasetçiyi de en sert şekilde eleştirebilecekler. Bu özgürlüğü ona vereceğiz. Onlar kendi ülkelerinde bayramı bayram gibi yaşayacaklar. Her geçen gün dünyada efendim daha çok insan çevre konusunda duyarlı hale geliyor. Almanya'da biliyorsunuz seçimler var bu sene. En yüksek oy oranan anketlere göre parti şu an itibariyle Yeşiller Partisi. Yani çevre konusu da hakikaten dediğiniz gibi yani özgürlükler, yoksullukla mücadele ve çevre çok önemli. Umarım tamamının çözüldüğü bir Türkiye'de hepimizin bayramının olacağı günlere doğru gideriz. Çok teşekkür ediyorum sayınımıza katıldığınız için efendim. Teşekkürler efendim. Efendim bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladık programımızda. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalınız.